Evet, şimdi Akşener'i, Temel Karamollaoğlu'nu, diğer programları, diğer adayları birazdan tekrar ekrana taşırız sevgili izleyiciler. Muharrem İnce'nin ardından biz hemen söze başlayalım. Biraz vakit ilerlemiş, farkına varmamışım ben. Yıldırım Kaya bizlerle birlikte. Bu arada çok da renkli bir görüntülerle geldi. Çok güzel olmuş değil mi? Rüzgar evet. Gülümüz var. Evet. Tamam diyen bir rüzgar gülümüz var. Kitaplarımız var. Genişte mi görsek acaba Kutay'cığım? Bulmacalar. Zeka oyunları, çünkü çocuklar zekasıyla oynuyorlar. Zeka oyunları. Oh, oh, oh. Yıldırım Bey ne yaptınız? Kestane abiyle kiraz. Ben bir öğretmenim. Bisikletler de uçar. Oo, çok güzel kitaplar. Bunlar da... Bunlar ne? Bunlar da Lefantin masalları. Çünkü şu anda yönetenlerin yalan makinası o haline gelmişler. Onları izliyorlar. Biz de dedik ki çocuklar gerçek anlamda masalları izlesinler. Anneler, babalar bayram hazırlıkları yaparken çocuklar da odada otursunlar. Masalı güzel güzel, bilimsel olan masalları izlesinler. Çok istiyoruz. Güzel oldu bu Yıldırım Bey. Bugün çünkü Sınırsızlar var bizim de, yani benim de şahsen çok destek olduğum bir sosyal medya oluşumu. Şeker Bayramı'nda kapımıza gelen çocuklara şekerin yanı sıra kitap da hazır bulunduralım. Kitap hediye edelim. Kitap bayramı olsun demiştik. Tabii. Siz zaten önden düşünmüşsünüz bu La Fontaine videoları, evet. Video, çizgi filmler. Evet. Ondan sonra rüzgar gülü, kitaplar. Balon var ama buraya... Balonlar yok. Aa, çok üzüldüm. Niye balon getirmediniz bize? Seçim bürosuna uğrayan herkes... Tamam, o zaman seçim büronuza uğramasını tavsiye edelim. Ankara'daki yurttaşlarımızın, Yıldırım Kaya Ankara Milletvekili adayı CHP'nin. Şimdi Yıldırım Bey, valla çok renkli olmuş bunlar. Bir eğitimci olarak bu sene, bu seçimde tabii biraz daha farklı, orantısız zeka o kadar renkli ki. Siz de zannediyorum ona mı... La Fontaine masalları derken. Şimdi şundan kaynaklı. Geçen hafta çocuklarımız karne aldı. Biliyorsunuz ben de 16 yıllık AK Parti hükümetinin karnesini açıkladım. Karneye verdim. Biz bir öğretmen olduğum için Adalet ve Kalkınma Partisi'ne birkaç kez sınıf tekrarı yaptırdık. Belki çocuk okur diye. Ama gördük ki ne asgari ücrette artış var, ne geçim standartları yükseldi, ne esnafın derdi çözüldü. Bunların hiçbirine çözüm üretilemedi. Tam aksine dolar, euro yükseldi. Karneye baktım, çok düşündüm. Dedim ki öğrencinin karnesini verirken öğrenci üzülüyor, veli de üzülüyor. Daha sonra velisini çağırdım, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. Dedim ki ya bu çocuk 3 dönemdir sınıf tekrarı yapıyor fakat okumuyor. Gelin çocuğunuza tasdikname veriyoruz. Çocuğunuzu alın, başka bir mesleğe yönlendirin. Çünkü çocuğa da psikolojisini bozmayın. Mutlaka illa herkesin okuması gerekmiyor. Doktor, hakim, savcı, öğretmen olması gerekmiyor. Sizin çocuğunuzu da bir mesleğe yönlendirin dedik. Tasdiknamesini verdik. Başarılı olan öğrencilerimize de tatillerinde, yaz tatillerinde hem dinlenebilsinler hem de okuyabilsinler istedik. Kıraathanelerde kitap vaadi 16 yıldır yapılmamış bir vaat ama biz vaat etmiyoruz. Biz daha seçilmeden, iktidara da gelmeden kendi bireysel olanaklarımızla hızla çocuklarımıza bunu hemen hayata geçiriyoruz. Bizde söz yok, icraat var. Onlarda söz var, sözün ne kadar gerçek olduğu da bilinmiyor. Çünkü bugüne kadar söyledikleri sözlerin hiçbirinin gerçek olmadığını biliyoruz. Hele hele son dönemlerde söyledikleri yalanları baktığımızda insanın dudakları uçukluyor. Biraz önce siz de anlattınız, anlatırken gazete manşetlerinden de verdiniz. Çok açık şöyle bir şey var. Hitler döneminde de benzer yalanı gerçekmiş gibi söylemek. Aslında Göbelstak. Aslında şöyle bir şey yok. Sayın Recep Tayyip Erdoğan unutkanlığından ya da şaşırmışlığından bunları söylemiyor. Bilinçli söylüyor. 1954 yılında doğduğunu biliyor. 6 yaşından sonra okula gidileceğini de biliyor. Etti 1960. Ama diyor ki 1950 yılında ben okula giderken diyor 75 kişilik sınıflarda okuyorduk diyor. Şimdi bir bakıyorsun 1950, 1960 geriye dönük. Biliyorsunuz bir de Sümeyye'nin kendi kapısına mektup yazdığını söylemişti. Sümeyye doğmadan babasına mektup yazmış. Olabilir mi bu? Anne duygusuyla olabilir. Ama şöyle dese, Sümeyye'ye hamile kalacağını öğrenen
rüyasında gören Emine Hanım onun adına bana mektup yazdı dese daha sahici olur ama bunların hiçbirini ne yazık ki söylemiyor. Peki şimdi burada ortada bir kekleme mevzusu var ya, kek mevzusu var. İnanıyor mu? Şimdi siz hani seçim kek büronuz devlet, var. Kek devlet, kek millet, kek bayrak demeye başlarsa hiç şaşmayın. Oo, o derece. E tabii tek millet, tek bayrak, tek vatan diyordu ya. Şimdi de Rabia işareti yaparken kek millet, kek devlet, kek vatan derse şaşmayın. Ama şöyle bir şey var. İnsanlar, biz ezbere dayalı bir eğitim sistemini inşa ettiler. Şimdi ezbere dayalı bir eğitim sistemini inşa ettikleri için kendilerinin de ezberledikleri bozulduğu an, ezberinizi şaşırdığınız an tekrar başa dönersiniz. Baştan aynısını tekrar edersiniz. Ezberin sıkıntısı odur. İşte biz bunun için ezbere dayalı bir eğitim sistemi değil, layık, bilimsel, demokratik bir eğitim sistemini savunuyoruz. 16 yıldır eğitim sistemine dair yapmış oldukları tahribat aslında kendilerini de vurdu. Ezbere dayalı bir hayat olmaz. Şimdi müezzinlik de ezbere dayalı olur. Bizim dinimiz biliyorsunuz hem akıl hem de nakil dinidir. Ama bugüne kadar nakil olan kısmını öğrendiler ve bunu hayata geçirdiler. Naklederken eksik nakilde sonuçta bir bakıyorsunuz ki tamamen çetele şaşmış. Fethullah Gülen'e kadar gitmiş. Fethullah Gülen'in öğrettikleriyle bizim bilimsel olarak öğrendiklerimiz, bunların Fethullah Gülen'le birlikte öğrettikleri başka bir hale gelmiş. Anadolu Müslümanlığı yaşanamaz hale gelmiş. Ezberin her türü, ister dinde, ister bilimde, ister eğitimde, ezbere dayalı hiçbir sistemin kalıcı hali yoktur. Prontör bozulursa ezberiniz de bozulur, ortada kalırsınız, böyle durursunuz. Şimdi Yıldırım Bey şunu merak ediyorum. Peki bütün bu kekleme mevzuları, bütün bu anlattıklarınız, prompter vesaire eğitim sisteminden de tamam kaynaklanıyor da ekonomiye bakalım mesela. Büyüme rakamları açıklanıyor ama Türk lirasının değeri düşüyor. İşte bugünün istatistiği var. Asgari ücretin açlık sınırının altında kalması, açlık sınırının asgari ücreti bile geçtiği bir ortamdayız. Türk lirasının da değeri yetiyor çünkü. Neyle karşılaşıyorsunuz siz? Seçim çalışmaları sırasında farkında mı yurttaşlar keklendiklerinin? Yurttaşlar farkında. Ben dün Güdül'deydim. Ankara'nın en kıyı ilçelerinden biri, en yoksul kesimlerinden de biri. Pazardaydım. Pazar alışverişi vardı. İnanın, abartmıyorum, 50-60-70 yaşındaki kadınlar geldiler boynuma sarıldılar. Kurtarın bizi dediler. Şu sepete bakın dediler. Şu çantamıza bakın. Bu çantayı dolduramıyoruz biz dediler. Ne olur artık canımıza tak etti, kurtar bizi diyor. Esnafa gidiyorsun, esnaf diyor ki bayram arifesi, alışverişler durmuş. İnsanlar gerçekten parası olan tabii ki alışveriş oluyor. Mağazalarda insanlar tıklım tıklım. Bizi izleyenler diyecek ki sen de yönetenlerden alışmışsın, gerçeğe yalan gibi anlatıyorsun diyebilecekler. O gördüğünüz kalabalıkların alışverişte en küçük oranda alıyor. Ben söylemesi ayıp, alışveriş yaparken çocuğuna elbise alamayan ya da çorap alamayan insanlara bir öğretmen duyarlılığıyla annesi çocuk görmeden alıp annesine verdiklerim oldu. Hı hı. İnsanlar farkında. Esnaf diyor ki stopajı ödeyemiyoruz. Biz dedik ki kaldıracağız. Dediler ki bizim sorunumuzla hiç kimse ilgilenmiyor. Esnaf bakanlığı kuracağız dedik. Biz vergi ve prim borçlarımızı ödeyemiyoruz dediler. Faizlerini sileceğiz dedik. Tereklerimize mal alamıyoruz dediler. Biz de onlara şunu söyledik. Bir yıllık sıfır faizli kredi vereceğiz. Ekonomiyi düzlüğe çıkarmak bizim işimiz. Ekonominin çöktüğü, doların yükseldiği, euronun yükseldiği, yatırımın olmadığı, ezbere dayalı bir sistem aslında ekonomide de bizi vuruyor. Her şeyin başı eğitim. Onun için eğitim dedim. Eğer eğitimde sağlıklı öğrenciler yetiştirmezsen, teknolojik yenilenmeye açık, bilimi inceleyen, araştıran öğrencileriniz olmazsa siz katma değeri yüksek ürünler üretemezsiniz. Katma değeri yüksek ürünler üretemediğiniz zaman da dış ülkelere bağımlılığınız artar. Düşünün ki bizim gibi ülke, tarım ülkesi ve hayvancılıkla geçinen ülke dışarıdan et satın alıyor, dışarıdan saman satın alıyor. Yok böyle yani bir şey, buradaki koyunlarımızı ve ineklerimizi beslemek için tarlamıza ekemediğimiz için mazot 5,5 lira olmuş, çiftçiye 3 liradan vereceğiz diyoruz,
Onlar başka bir hikaye anlatıyor. Çiftçi perişan. Şimdi ekinler biçiliyor. İç Anadolu'da, Orta Anadolu'da. Buğdaylar döküldü, arpalar biçildi. Taban fiyat açıklandı. Çiftçi ofise mal satamıyor. Tüccarın eline teslim olmuş. Tüccar da elinde para olmadığı için 2 aylık, 3 aylık çekler vererek düşük fiyatla buğdayını ya da arpasını satın alıyor. Çiftçi bundan 6-7 ay önce ektiği, masraf ettiği 10 liraysa bugün tarlasından belki 10 lirayı zor çıkartıyor. Bazı çiftçiler var yetenekli, onlar kendilerini ayırsınlar 12 lira belki kazanıyor ama genel olarak 10 lira ya da 10 liranın altında. Yani ekerken harcadığını parça parça harcıyor, toplu alıyor, şöyle düşünüyor. Cebimde param var. Cebimde param yok aslında. Cebimdeki paramı biz siyasetçiler elimizi uzattık ve aldık. Şimdi cebinizdeki parayı alan siyaset değil, cebinize para koyan siyaset kültürünü getirmek evet, istiyoruz evet, diyorsunuz. Tabii. Şimdi bir eğitimci olarak Yıldırım Kaya hakikaten renkli bir seçim kampanyası başlatmış, yürütüyor sevgili izleyiciler CHP'de. Rüzgar Gül'ümle ben biraz oynayacağım. Reklama gidelim Yıldırım Bey. Balon getirmemişsiniz ama Rüzgar Gül'ümüz var. Balonu da şimdi duyarlar çocuklar getirir arabadan hemen. Vallahi tamam peki. Hayır, biri de Gizem'in rejide. Gizem de biz karşılıklı biraz oynarız reklam arasında. Tabii işin nüktesi. Evet. Yıldırım Kaya bir karne verdi sevgili izleyiciler AKP'ye. Reklamdan sonra onun ayrıntılarına bakacağız. Balonumuz da geldi. Sevgili izleyiciler, balon da geldi. Bir, iki tane, birisi Gizem'in yine Rüzgar Gül'ü ile beraber. Yıldırım Bey çok renkli hazırlanmışsınız seçime. Şimdi AKP'nin karnesini konuşacağız da. Evet. Ya çok eğlenceli bunlar. Tamam, siz çocuklara mı hitap ediyorsunuz? Ben bir öğretmenim. Çocuk gibi kalanlara mı? İçindeki çocuğu büyütenlere mi? Ben bir öğretmenim. İçinde çocuğu büyütemeyenler var. Toplumda gerilimden toplum bıkmış. Toplum siyasetin gerilimli ortamından uzaklaşması lazım. Türkiye'nin huzura ihtiyacı var. Türkiye'nin gülmeye ihtiyacı var. Türkiye'nin umuda ihtiyacı var. Bizim yapmamız gereken bir öğretmen olarak siyasetçi kimliğimle birleştirerek toplumun gülen yüzü olmak istiyorum. Çünkü gerilim siyaseti bugüne kadar toplumda gerçekten çok ciddi sorunlar yarattı. Bugüne kadar işlenen gerilim siyaseti ve meydanlarda ey Kılıçdaroğlu, ey CHP sözünden vazgeçip biz ey AKP, ey Tayyip Erdoğan demekten vazgeçip kendi projelerimizi, kendi yapmak istediklerimizi, hangi alanda yetkinsek, kendi yetkin olduğumuz alanda bu çalışmayı yürütmek istiyorum. Peki, ben bir sağlıkçı değilim. Ben bir hukukçu değilim. Ben bir öğretmenim. Dolayısıyla çocukların yarınlarını hazırlamak için siyasette varım dedim. Eğer çocukların yarınlarını hazırlayamayacaksam bu ülkenin yarınları yok demektir. Mustafa Kemal Atatürk, neden bunlara başvurdum ben? Benim öğretmenim Mustafa Kemal Atatürk. 24 Kasım'da kara tahtanın başına geçtiğinde ilk öğretmen olan Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız tüm öğretileri hayata geçirmek zorundayız. Cumhuriyeti kurdu, gençlere emanet etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de çocuklara emanet etti. 23 Nisan bayramı diye bir bayram, çocuk bayramı dünyanın hiçbir yerinde yok. Neden? Çünkü dünyanın hiçbir yerinde Atatürk gibi dünya lideri yok. Ama o buradan gelen çizgimizdir bizim. Ama sizin bu çizginiz Türkiye Cumhuriyeti'nin o kurucusuna, o elimizdeki emanete ne hale geldiğine bir bakalım Yıldırım Kaya. Şimdi bugün gazetelerde bir istatistik yayınlandı. Çocuk işçiliğiyle mücadele günü dolayısıyla 2 milyon çocuğun çalıştığı Türkiye'de tespit olundu. 5 yılda 319 çocuğun yaşamını yitirdiği kazalarda, iş kazalarında bu gündeme geldi. Şimdi öncelikle Cumhuriyet Gazetesi ve Evrensel Gazetesi'nin de manşete taşıdığı o iki küpürü bir ekrana alalım. O iki küpür üzerinden siz de karne verdiniz AKP'ye. Çocuklardan başlayalım. Çocuk yerleri iş değil okul örneğin. 150 milyondan fazla çocuğun dünyada çalıştığını, 2 milyon çocuğun Türkiye'de çalıştığını görüyoruz.
Evrensel daha da ileri götürdü bu rakamları. Evrensel'in haberinde büyüyen Türkiye 7.4 büyüdük diye gurur tablosu yandaşlar yazmış. Evrensel'deki haber ise 5 yılda çocukların yaşamını nasıl yitirdiğini bize anlatıyor Sayın Kaya. Siz de şimdi çocuklardan başlayalım. AKP'ye karne verirken ne diyeceğiz şimdi bu durumda? Şimdi öncelikle şunu söyleyeceğiz. Biz kendi çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için çocuk 0-6 yaş arasında anneden, ebeveynlerinden öğrenir. Kreşlerde öğrendiklerini okullarda hayata geçirir. Bakalım Türkiye tablosuna, AKP sürecine 16 yılda kaç kreş açmışlar? Kaç ana okulu açmışlar? Kaç ana sınıfı açmışlar? Bizim iddiamız şudur ki Türkiye'nin ihtiyacı olan, öğrencilerimizin ihtiyacı olan, velilerimizin ihtiyacı olan kreşlerden yoksunuz, ana sınıflarından yoksunuz. Bir kere o bozulmuş olan sistemi hızla düzenlemek için bir yıl ana sınıfına çocukların gitmesini sağlayacağız. Bunu neyle sağlayacağız? Her mahalleye bir kreş açarak buradan başlayacağız. Eğitimi 4+4+4 sistemine getirerek 7 kez sistem değişikliği yapan Adalet ve Kalkınma Partisi 6 bakan değiştirdi. 6 bakan değiştirirken hep şunu söyledi topluma. Tamam, bu bakanımız hata yaptı, ben alıyorum dedi. Değiştirdi, yeni gelen daha kötüsünü yapmaya başladı. Yapboz ama toplumu yanılttığı yer şurası. Aslında bakanların tamamının önünde bir yol haritası vardı. Yol haritası sistemi bozmak üzerine kurulmuştu. Hangi bakan tepki alıyorsa onu çekti, sistem devam etti. Ali'yi indirdi, Veli'yi getirdi. Ayşe'yi indirdi, Fatma'yı getirdi. Aslında değişen bir şey yok. Bir bakıyoruz, paralı okullar, özel okulların had safhaya çıkmış. Okul olma özelliği, yani okul nedir? Öğretmenin ve velinin, alıcı ve vericinin buluştuğu bir mekandır okul. Alıcı ve vericinin buluştuğu mekanları bozdu, mekanların tamamını özelleştirdi. Biz şunu yapmak istiyoruz. Köklü bir değişiklik yapıldı sistemi yeniden bozmak için. Bizim yapacağımız iş, yeni bir sistemi inşa edeceğiz. 10 temel noktada işimizi göreceğiz. 10 Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir devletin resmi kurumları var. İşte nedir? Personel Genel Müdürlüğü. Yani bir icracı kısımlar var. Bir de bilimi öğreten, bilimi açığa çıkartan, stratejik planı yapan ve bu stratejik plan doğrultusunda eğitim ve öğretimin geleceğe hazırlanan sürecini işletmemiz gerekiyor. Planlamanın olmadığı hiçbir yerde eğitimde başarı sağlayamazsınız. Ne eğitimde başarı sağlayabilirsiniz, ne sağlıkta, ne de ticarette. Bizi dinleyen yurttaşlarımız bilir. Kendi bakkal dükkanını işleten bir esnafımız bile bir yıl sonra neyi hedeflediğini önüne koyar, yatırımlarını buna göre yapar. Ama ne yazık ki biz eğitimimizde 5 yıl sonrasını değil, 1 yıl sonrasını göremiyoruz. 1 yıl sonrasını bırakın. Şimdi çocuklarımız sınava girdi. Sınav yapıldı. Sınav sonuçları 27 Haziran'da açıklanacak. Niye? Seçim var, seçim. Kimse küsmesin, seçim var. Kızmasın. Çünkü sınav başarısızdı. Bizim çocuklarımız başarısız kılan sistemin kendisidir. Kıraathane öğretmekten ve okumaktan geçer. Okuma kültürünü yok ediyorsunuz. Kitapları yasaklıyorsunuz, yazarları cezaevine atıyorsunuz, gazetecileri cezaevine atıyorsunuz. Daha sonra da diyorsunuz ki kıraathane açacağım, sizi kekleyeceğim diyorsunuz. Şimdi kıraathane açıp bizi keklemeyi bir kenara bırak, bizi zaten eğitim sistemimizi bozarak, çağın gerisine düşürerek, layık, demokratik, bilimsel eğitimden uzaklaştırarak zaten kekledin bizi. Ama artık uyandı. Bu çocuklarımız da, öğrenci velilerimiz de uyandı, öğretmenlerimiz de uyandı. Bir öğretmen eğer sinemaya gidemiyorsa, tiyatroya gidemiyorsa, gazete okuyamıyorsa, kitap okuyamıyorsa, dünyadaki gelişmeleri internetten ve bilgisayarından takip edemiyorsa, bu öğretmenin ileriye dönük öğrenci yetiştirmesi mümkün değil. Öğretmen öğrendiklerini sürekli yenileyen, geliştiren ve çağın gerekliliklerine uygun hem kendisini hem de öğrencisini hazırlayandır. O zaman ne yapacağız? O zaman önce öğretmeni sorunlarını çözeceğiz.
öğretmenin ekonomik durumunu çözeceğiz. Öğretmenlere has bir yasal düzenleme yapacağız. Hakimlere nasıl özel bir yasası varsa, hakimi yetiştiren, doktoru, avukatı, mühendisi, mimarı ve öğretmeni yetiştiren öğretmenin özel bir yasası olması lazım. Bozulan bu sistemi, yani AKP'nin öğretmen kadresine baktığımızda da kocaman bir sıfır var. 400 bin öğretmen olmuş, öğretmen yüksekokuldan, üniversiteden mezun olmuş, öğretmenlik yapmayı bekleyen 400 bin öğretmen var. Bizim sözümüz söz. Millet iktidarında çok net bir şekilde ilk bir yıl içerisinde 180 bin öğretmeni hemen göreve başlatacağız. Peki nerede mi bunlar bu öğretmenlik yapacak? İkili öğretime son vereceğiz. Normal öğretime geçeceğiz. Öğlenleyin çocuk evine gitmeyecek. Okulda hazırlanan düzenli yemeklerini öğretmenleriyle birlikte yiyecekler. Öğrenci artık öğretmenin ayağına gelmeyecek. Öğretmen yeniden köylerde, mahallelerde, Güdül'de, Ankara'da, başkentte onlarca, yüzlerce köy, yaşam köy adını mahalle yaptılar. Buralarda taşımalı sistem var. Taşımalı sistemi hayatımızdan çıkartacağız. İşsiz kalan öğretmene iş, öğretmensiz kalan çocuğa öğretmen bizim görevimizdir. Bunları yaptığımızda sorgulayan, öğrenen çocukları yetiştirdiğimizde zaten hem ekonomide, hem eğitimde, hem sağlıkta, hem de demokratik bir sistemde bu ülkenin geleceği açık. Şimdi benim torunum var. Bir ilkokul ikinci sınıfa geçti şimdi. Birinci sınıfta karnesini aldı. Şu telefonu benden iyi kullanıyor. Hı hı. Her türlü araştırma yapıyor. Bir daha var 2,5 yaşında Kaya. O bile benden iyi kullanıyor telefonu. Korkuyorum Lara da benden iyi kullanacak, yeni doğmuş çocuk. Şimdi o zaman yapmamız gereken şu, çocuklarımıza güveneceğiz. Çocuklarımızı yönlendirecek, onlara rehberlik edecek öğretmenlerimize güveneceğiz. İşte o zaman bozulan bu sistem yeniden inşa olur. Keçören'de yoğun bir çalışma içerisindeyim. Zor bir bölge Ankara için, CHP açısından değil mi? Ankara için zor bir bölge deniyor ama şimdi ben Güdül'deki o kucaklaşmayı gördükten sonra, Kahramankazan'daki o gülen yüzleri gördükten sonra, Kızılcahamam'daki insanların, cami cemaatinin bana gösterdiği ilgiyi gördükten sonra, Çubuk'taki köydeki yurttaşlarımızın, Kalecik'in pazarında, bugün yine Kalecik'te olacağım, Pursaklar'da inanın, biz insanlarla kucaklaşmaktan kendimiz, Altındağ'da o siteleri biliyorsunuz. Siteler esnafının, sitelerdeki çalışanlarının o coşkusunu gördükten sonra hiçbir zor bölge olmadığını görüyorum. Yeter ki siz insanlara dokunun. Bakın, günde en az 3000 kişiye elini sıkıyorum. Elim bura komple yaralandı mı? Oldu. Nasır bağlıyor. El sıka sıka. Çünkü ben nasırlı ellerle tokalıyorum. Şöyle yapmıyorum. Nasırlı i̇çten ellerle diyorsunuz. İçten nasırlı ellerle eğer buluşursanız elleriniz nasırlı olur. Bu nasırlı eller nasırlı ellerin neler çektiğini bilir. Bizim bölgemizde inşaatta çalışıyorlar sigortasız. Kabortacı da çalışıyor sigortasız. Sitelerde çalışıyor çocuk işçiler. Bunların tümü bizim gördüğümüz tablo yoksulun halinden ancak yoksulluğu bilen anlar. Hiç kimse 2002 yılında İki göz gece konduya misafir olan bir siyasetçimiz vardı. Şimdi 1150 odalı salonda iftar veriyor ama o iftarda... O orantısızlığı zaten herkes görüyor tabii, gözünün önünde. Şeritler çekiliyor İftarda kurduğu masaya şeritler çekiyor. Biz iki gözlü gece konuda bağdaş kurup oturmuş Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmiştik. Evet. Ona oy verenler için söylüyorum. Onlar araya bant çeken, branda çeken... Recep Tayyip Erdoğan'ı değil, ne buradaki kişi değil, ne Muharrem İnce, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne Recep Tayyip Erdoğan. Bunların hiçbiri değil. Esas olan nedir biliyor musunuz? Yaşamın içerisinde bize biz gibi davranandır. Samimiyet. Çok teşekkür ediyoruz Yıldırım Kaya. Sevgili izleyiciler şöyle diyelim, videoları, çizgi filmler daha doğrusu. Bir şeyde şöyle ne bir varmış, masamızı, bir şenliğimizi gösterelim mi? Aslan ile fare, kurbağa ile fare, keçi, oğlak ve kurt.
Hiç kimse keçi inadında olmasın. Erdemli keçi... olmanın evet, aslında evet, püf noktaları evet, La Fontaine evet, masallarında var. Evet. Kısa bir araya gideceğiz, sizi uğurlayacağız. Seçim bürosuna Yıldırım Kaya'nın uğradığınızda bütün bu renkli... Bugün Aktepe'de bir evde sahurda misafir olacağım. Bir de şunu söyleyeyim. Keçören'de yine. Keçören ilçe örgütümüz. Reklama gitmemiz lazım. Hemen Kadir Gecesi'nde 8 camide kandil şekeri yaparak dağıttılar. İnsanların oradaki kucaklaşmasını görüyoruz. Gerçekten bunları görüyoruz. Ben tüm yurttaşlarımızın şimdiden Şeker Bayramı'nı kutluyorum. Çocuklara şeker değil kitap alın. Çocuklara şeker değil balon alın. Çocukları sevin ki ülkeyi sevmiş olasınız. Biz geliyoruz. Emek verelim biz çocuklara. Eğitim için geliyoruz. Ülkemiz için geliyoruz. Milletimiz için geliyoruz. Kolay gelsin. Bol şans. Aynı zamanda da şimdiden emeğinize sağlık diye.